eserler mi? Acaba esnaf ve tüccar takımını da mahvetmişler. Şimdi tabii gezip görüyorum esnafımızı. Cuma günü camiye geliyor ama çok büyük endişeyle geliyor. Tutmuşlar Yahudiler ve Hristiyanlar, Müslümanların cuma gününü tediye veya tahsil günü yapmışlar. İşçinin parasını cuma günü veriyor. Müşterilerin hesabını cuma günü görüyor. Bankalara cuma günü koşuyor. En fazla camilere koşması lazım gelen bir günde en fazla haramın, faizin kaynadığı bankalara Müslümanları sokuyorlar cuma günü. Öyle bir tersine bir iş yapmışlar ki, aman hatip efendi hutbede 5 dakika uzatsa, vaiz efendi de kürsüde 5 dakika uzatsa, hemen saatine bakıyor esnaf, eyvah hoca uzattı, müşteriler kaçacak, banka kapanacak, para alamayacağım, senet veremeyeceğim, çek veremeyeceğim, eyvah falanca gelecek, geri gidecek. Esnafı ve tüccarı da cuma günü tedirgin etmişler. Ödeme günü yapmışlar, tahsil günü, tediye günü. Böyle mukaddes cuma günümüzü zehir etmişler. Ve Müslüman esnaf, %99'u Müslüman olan bir memleketin esnafı da bu oyuna gelmiş. Ya cuma günü ödeme yapma, pazartesi günü ödeme yap, salı günü ödeme yap, niye boyun eğiyorsun? Her Müslüman tüccar, esnaf, sanayici iş adamı cuma günü ödeme yapmasın. Yapmıyorum, hürriyetim var, serbestim. Ben cuma günü cumaya gideceğim, namaza gideceğim deyin. Anadolu'dan gelen esnafınıza, müşterilerinize size cuma günü ödeme yapmayacağım deyin. Pazar günü gelsinler, pazartesi hesabını görsün gitsin. Ne cuma günü hesap görüyorsunuz siz? Vallahi ve billahi cuma namazınız kalbinizde rahat olmadan kıldığınız için Allah katında vebal altındasınız. Mukaddes cuma gününü zehir etmişsiniz. Aman şunu ödeyecektim, bunu ödeyecektim, tahsil senedim vardı. Bankaya koş, bankadan çık, gir çık, al ver. Cuma günü vezerul bey alışverişi değil, zikrullahı başa alın diyor Cenab-ı Hak. İbadet gününüzü, Yahudi niye cumartesi günü hiçbir iş yapmıyor, ateşini yakmıyor, bütün tamamıyla dinine, Tevrat'ına saygı duyuyor. Sen niye cuma günü saygı duyamıyorsun? Yahudiden daha mı aşağılık bir halin var senin? Sen de cuma günü boykot et. Ben tahsil yapmıyorum, pazartesi yapıyorum. İşine gelirse geldi. Ama bunu yapamıyorsun. O müşteri kaçmasın diye imanını kaçırıyorsun. Müşteri kaçmasın diye namazını kaçırıyorsun. Müşteri kaçmasın diye hakikatini, dinini kaçırıyorsun. Müslüman mısın sen? Müşteri kaçmasın. En sonunda kaçacak. Her şey senden kaçacak. Mezarın kapısına geldiğin zaman her şey senden kaçacak. Her şey senden kaçacak. Sen oyalanıyorsun, işin keyfindesin sen. Ne kıldığın namazın farkındasın, ne cumanın farkındasın, ne çektiğin tesbihin farkındasın, ne okuduğun Kur'an'ın farkındasın sen. Ne hakların var, ne hürriye, hiçbir şeyin yok senin. Efendim cuma günü tahsil ve tediye günü, ne kanun mu var? Parlamentodan kanun mu çıkmış? Cuma günü tediye ve tahsil günü. Kimse, Yahudi söylüyor bunu. Senin mübarek cuma gününü rezil etmek için böyle yapmışlar. Hatip efendi hutbede 5 dakika uzatıp kıyamet kopuyor. Niye? Efendim müşteri kaçacak. Vay zavallı Müslümanlar, vay mahkum Müslümanlar. Ne hale gelmişler, ne hale indirilmişler. Böyle İslam gelişir mi? Böyle Müslüman hür olur mu? Böyle Müslüman dinine sahip sayılır mı? Onun için şu vaazlarımızı dinleyen cemaate söylüyorum. Yarın mahşer günü hiçbiriniz mazeret beyan edemeyeceksiniz. Şurada ticaretle, alışverişle meşgul olanınız varsa, içinizde esnaf ve tüccar varsa, şu konuşmadan sonra cuma gününü tahsil ve tediye günü olmaktan çıkarmayıp da hala devam eden olursa mahşer günü Cenab-ı Muhammed Mustafa'ya sizi dava edeceğim. Vazgeçin. Cuma günü tahsil günü yapmayın.
pazartesini alın. Salıya çarşambaya alın. Mecbur değilsiniz. Kanun yok. Ve o gününüzü zehir etmeyin, cuma gününüzü. Ben de şu kürsüye korka korka çıkıyorum. Aman 5 dakika uzatırsam, efendim bana küfrederler diye korkuyorum. Niye bizi bu hale getirmiş olsunlar? Dininize sahip olun. İnancınıza sahip olun. Dinin hakikatlerine sahip olun. Ve cuma gününüzü, alışveriş günü, senet sepet günü, tahsil tebiye günü yapmayın. Kabul etmeyin böyle şeyi. Müslümansanız. Ve yarın mahşerde hiçbir mazeret öne süremezsiniz. Yahudiler kadar olamadınız mı diyecek Allah-u Teala. Hristiyanlar kadar olamadınız mı diyecek Allah-u Teala. Reddedin. Dünyaya tapmayın, eşeğe tapmayın. Biraz dinize sahip çıkın. Varlığınızı Allah yolunda kullanmaya kalkın. Başka bir çare kaldıysa söyleyin. Bu milleti ayakta tutan dini İslam'dan başka bir kayıt varsa söyleyin. Hiçbir şey kalmadı başka. Bir tek dinimiz kaldı. Şu dinimize sahip çıkalım diyorum. Benim feryadu fidanımın gayesi bu. Sizin buraya gelmenizin gayesi bu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gayesi bu. İslam'ı tutup kaldıralım diyorum. Dinimize sahip çıkalım diyorum. Ben sizin paranıza, pulunuza karışmıyorum. Tezgahınıza, ticaretinize karışmıyorum. Ama dükkanınızla, ticaretinizle, menfaatlerin peşinde koşmakla cehenneme gitmeyin diyorum. Cuma ezanı okunduktan sonra alışveriş etmek haramdır diyorum. Kur'an ayeti okuyorum size. Ama bunu şuurda idrak ettikten sonra bunu yaşamak lazım. Artık senin Anadolu'dan nereden gelirse gelsin, kim gelirse gelsin, kusura bakma, bugün cuma kardeşim, bugün ödeme yapmıyorum, kasamı kapattım. Valla kafam gittiğim. Böyle yapmazsanız olmaz, din yaşamaz. Hakkınız mahvolur, Allah katında mesul olursunuz. Cuma gününüzü böyle ibadetle, edeple, İslami hakikatlerle, İslami bayram, cuma günü bayramdır kardeşim. Cuma günü bayramdır. Müslümanların haftalık bayramıdır. Ama zehir etmişler. Ticaret, banka, senet bu şekilde berbat etmişler. Yapmayın, siz yapıyorsunuz bunu. Size emreden bir kanun var mı? Ve mülkiyetinizle Allah'ın dinini destekleyin diyorum. Allah'ın dinini destekleyin. Bakınız, Amerika'daki 8 milyon Yahudinin nasıl, ne şekilde İsrail'i desteklediklerini bir misalle açıklayacağım. Bir misal. Ta 68 senesinden beri devam ediyorum. Cumartesi günü oldu mu Yahudilerin ibadet günü dedik, söyledik. Kur'an da bunu haber veriyor. Cumartesi, yevmüs sebt geçiyor. Yevmüs sebt, cumartesi günü. Yahudiler, 8 milyon Amerikan Yahudisi bir tedbir almışlar, karar almışlar. Amerika'da Yahudiler cumartesi günü oldu mu sabah kahvaltısında, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde sadece bir çeşit yemek yiyecekler, öbür çeşitlerin parasını hazırlayıp her haftanın sonunda İsrail'e gönderecekler. Karar almışlar. Milyarlar akıyor bu suretle. Her cumartesi sabah kahvaltısında bir çeşit yemek. Öğlen yemeğinde bir çeşit yemek. Başka zamanlar 3 çeşit, 5 çeşit yiyorsa cumartesi bir çeşit yiyor. O yemediği çeşitlerin parasını ayırıyor, İsrail'e yardım gönderiyor. Senin nerede yardımın İslam'a? Senin nerede hayatın? Ne Müslümanlığın seninki? Siz de dinde sahip çıkın diyorum. Benim burada gırtlağımı patlatmamın sebebi bu. Başka bir şey için çırpınmıyoruz. Sizin partinizle fırtınıza hiçbir alakam yok benim. Yerin altında yerin üstünde hiçbir teşkilatla hiçbir alakam yok benim. Ben sadece Diyanet Başkanlığı'na bağlı
aciz bir hoca kardeşinizim, çıkmış burada bir şeyler söylüyorum. Hiçbir şeyle ilgim yok benim. Dininize sahip çıkın diyorum. İslam dini zayıflarsa aramızdan Cenab-ı Hak bu dini alırsa bizi hayatta kimse tutamaz diyorum. Kimse bizi tutamaz hayatta. Bugün bir parça hayatta duruyorsak bunun sebebi dinimizdir. Hiçbir şey kalmadı başka. Ona sahip çıkalım. Bak Yahudiler 8 milyon. Her cumartesi sabah kahvaltısında bir çeşit yiyor. Geriye kalan çeşitlerin parasını ayırıyor. Öğlen yemeğinde bir çeşit yiyor. Geriye kalan çeşitlerin parasını ayırıyor. Akşam da böyle. Her hafta milyarlarca Amerikan doları İsrail'e atıyor. Adamlar akıllı, adamlar çalışıyor, adamlar dinini destekliyor. Sen neyi destekliyorsun? Öyle tüccarlar tanıyoruz ki, öyle zenginler tanıyorum ki, bir İmam Hatip Lisesi'nin inşaatına, bir Kur'an kursunun inşaatına yardım için yanına gidiyorsunuz, milyarların sahibi burnunun ucuyla cüzdanından çıkarıp sadece 100 lira veriyor ahlaksız adam. Sadece 100 lira veriyor. Ve ben Müslümanım diye de geçiniyor vicdansız. Onun vicdanı aslında cüzdanı olmuştur. Vicdan yoktur o adamda. Müslümanım demesi hiçbir şeyi değiştirmez bu adamın. Hiçbir şeyi değiştirmez. Neslinize sahip çıkmak için mülkiyetinizi Allah yolunda değerlendireceksiniz. Allah yolunda kıymetlendireceksiniz. İçinizde serveti ve sermayesi sebebiyle cehenneme gidenler olursa bunun mesulü biz değiliz. Siz olacaksınız. Siz olacaksınız.